içinde bulunduğumuz dünya koşulları, pandemi süreci bizi ne kadar etkilese de biz zaten hani çok çok sosyal yaşayan insanlar değildik. Evde, atölyede yaşıyorduk. Psikolojilerimiz değişti, zaman zaman gelgitlerimiz oldu ama yine de bir şekilde hayatta kalmayı başardık. Sanatçı Arzu İş buraya okuyan atölye diyor. İnsanın zihinde bazı sorular oluşturuyor bu ama kendisine soralım. Şu anda Hacettepe Sanat'ta yeterlik tez aşamasındayım. Üretimden daha ziyade okumayla vakit geçirdiğim için şu an çok üreten bir atölye değil. Yani benim açımdan. Şu anda daha çok okuma yapan, yazmaya çalışan, okuduğunu anlamaya çalışan bir süreçteyiz. O yüzden Atilla Bey sorunca da ben dedim ki şu anda çalışan atölye değil, okuyan atölye. Bu hayvanlar dünyasıyla ilginizi soracağım. Bir, sonraki sorumda yazı ve anlam ilişkisi, yazı ve resim ilişkisi. Çünkü siz bu iki izleyi çok kullanıyorsunuz. Şimdi böyle çok akademik bilgilere kaymadan böyle daha samimi olsun diye kendi cümlelerimle ifade etmek isterim. Benim için çok önemli. İnsanın hayvanlığı diye bir kavram var ve ben o insanın hayvanlığında doğaya ve doğala dönme arzusu olduğunu düşünürüm hep. Kimi zaman şamanizme kayıyor, kimi zaman insan ilişkisine kayıyor, kimi zaman farklı konulara da kaysa. Ben kendimi hayvan imgesi yaparken çok daha iyi ifade ediyorum ve kendimi daha iyi hissediyorum. Mesele de bu zaten. Yani sanatı yaparken kendimizi iyi hissettiğimiz, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir yolda, yolculukta olabilmek. Yazı imgesi de lisans son 2012 sanıyorum. 2012 yılında eşim bir rahatsızlık geçirdi ve o rahatsızlık zamanında benim de okula gitmem gerekiyor. Finaller var ve ben hiçbir şey öğretemedim. Hiçbir şey öğretemedim. Hiçbir şey yok. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Çok da kötü hissediyorum kendimi. Eşim iyileşmeye başladıktan sonra bir gün oturup kahveleri resim kağıtlarının üzerine dökerek yazmaya başladım. O kahvelerin şekillerini bir yazıyla bir sınıra sokmaya başladım. O sınırlar sonra genişledi. Sonra yazılar daha büyük yazılara dönüştü. İfade etmekte zorlandığım, hayatın zorlayan her şeyini karışık bir şekilde şeyin üzerine, tuvalin üzerine dökmeye başladım. Yani ifade arayışıydı aslında. Bir anlamdan ziyade kendini ifade etmek, kendini rahatlatabilmenin bir tür terapi, bir tür ritüele dönüştüğü anlar oluyordu. Yazının hikayesi böyle sürüyor, sürmeye de devam edecek. Tabii tüm dünya son 14 aydır çok ağır bir süreçten geçiyor. Ve bizim bu sohbetlerimizin aslında tetikleyicisi ve ana konusu da pandemide sanatçılar ne yapıyor? Pandemi sanatçıları nasıl etkiledi? Hayvan imgeleri zaten bu anlamda benim en büyük yardımcılarım. Yani benim hayatı anlamamda da bana yardım eden unsurlar hem varlıklarıyla hem de imgeleriyle bunu sağlıyorlar. Pandemi sürecinde ciddi anlamda bir anksiyete yaşadım. Yani bir 4-5 ayımı alan o kaos, sürekli zihnimi toparlayamıyorum, okuduğumu anlamıyorum, üretemiyorum ve işin içerisinden nasıl çıkacağımı bir türlü bilemiyorum. İşin içerisinden nasıl çıkılır? Her zaman, hayatımdaki her zorlukta ben hep sanatla çıktım. Yani üreterek çıktım işin içerisinden. Sanat demeyelim, çok büyük bir kavram oluyor. Ben üreterek çıktım. Burada üretimde hiç sınır yok. Evet, ben resim okuyorum ama keçeyle uğraştığımda çok başka şifalar elde ediyorum. Resim yaptığımda çok başka boyutlar kazanıyorum. Heykel yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bunlar insan içine çıkmayan süreçler, işler öyle diyelim. Takı yapıyorum, boncukla uğraşıyorum. İşte ne üretirsem, o an bana hangisi iyi gelecekse, canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Bir kelimeyi milyonlarca kere, yüzlerce kere döne döne yazarken bir anda bir ritüelin içerisinde buluyorum kendimi. Ve hiçbir şey, yani insanı ata binen insanlar şeyde, atın üstündeyken işte her şeyi unutuyoruz der. Ben de yazarken unutuyorum.
Bu benim için iyileşme gibi bir şey. Bir kere sessizlik, o sessizliğin sağladığı sükunet, o sükunetin içerisinde kendi düşüncelerinizi kontrol etmeniz, zihni, susmayan bir zihni susturabilmeniz bir de çok iyi bir meditasyon biçimi.